Ben Profesör Doktor Mustafa Çetiner. İç hastalıkları ve kan hastalıkları uzmanıyım. Böyle bir adam niye bir YouTube kanalı kurar? İşte bunu anlatacağım size. Çünkü bu benim için çok önemli bir şey. Bu derdimi size anlatmak zorundayım ki ondan sonrasını yapabileyim. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki her şey çok ucuzlaştı. Bilim çok ucuzlaştı. Bilim için emek harcayanlar değersizleşti. Tıp anlamını yitirdi ve fazla ticarileşti. Ve böyle bir dünyada benim çok ciddi bir derdim var. İnsanların doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Aslında bu derdim benim yeni değil. Çok öteden beri bu böyle. Bir kere akademiyle hep iç içe yaşadım. Tam 27 yıl üniversitelerdeyim. Her kademesinde bulundum. Öğrenci oldum, asistan oldum, uzman oldum, öğretim görevlisi oldum, yardımcı doçent oldum, doçent oldum, profesör oldum. Her aşamaları, bölüm başkanı oldum. Bütün bunların hepsini birer birer geçtim. Her noktasını biliyorum. Ama beni tanımlamak için bu yeterli değil. Çünkü ben insanların ve hayatın da içinde olmayı seviyorum. 20 yıldır köşe yazarlığı yapıyorum. 6 tane kitabım yayınlandı. Televizyon programı yaptım. Ve bütün derdim aslında bu ülkenin bilime inanan bir toplum olmasını sağlamaktı. Ya da buna katkıda bulunmaktı. Günümüzde o kadar çok insan, televizyonlarda böyle koca koca adamlar, öyle altı olmayan, kanıtı olmayan bilgileri sanki doğruymuş gibi öylesine rahat söylüyorlar ki ben olduğum yerde duramadım. İşte bu YouTube kanalını bunun için kurdum. Bu YouTube kanalının bir tek amacı var. Sizi doğru bilgiyle buluşturmak. Burada söylediğim her şeyin bir kanıtı olacak, bilimsel bir kanıtı olacak. Kanıtı olmayan hiçbir bilgi burada yer almayacak. Ve bunu anlatırken de elimden geldiğince o bilimin hani insanlara uzak, hani o insanlara göre biraz böyle yukarıdan duruşu var ya, işte onu da yapmamaya çalışacağım. Olabildiğince anlaşılır bir şekilde bunları sizinle tartışmaya çalışacağım. Benim derdim sizi doğru bilgiyle buluşturmak. Çünkü tıp, inanın bana, en büyük kamusal alanlardan biridir. O kadar çok bileşeni, o kadar çok karışanı var ki siyasi otoriteden medyaya, ilaç sektöründen hastalara, hasta yakınlarına, öğrencilere müthiş bir abluka altında. Ve demin de söylediğim gibi bütün bu işler olurken bir de hiçbir eğitimi olmadan sadece kulaktan dolma ve üstelik bunu altını çizerek söylüyorum çoğu zaman kötü niyetli de bilgileri sanki doğruymuş gibi anlatan insanlar var ortalıkta. Benim savaşım bunlarla ve ben bu savaşı sizler beni izlerken yürütmeye ve sizlerle beraber bu yalan, banal ve gerçek dışı bilimsel olmayan hurafelerle deyim yerindeyse savaşmaya devam edeceğim. Beni izleyin, bana destek olun ve bilimin sesini bu ülkede daha güçlü duyurmaya çalışalım.